Çağla Şahin, 28 yaşında ve 2,5 aylık evli. Arnavut asıllı gelinimiz protez tırnak uzmanı ancak çalışmıyor ev hanımı. Asfinal'le gelin evinden herkese merhabalar. Bugün haftanın 4. günü, finale sadece bir gün kaldı. Ve biz Bursa Osman Gazi'den merhaba diyoruz. Evet, dünü şöyle bir hatırlayalım. Biraz gergin bir gündü. Esila ve Esma arasında gergin anlar yaşandı biliyorsunuz finalde. Ne dedi? Ben bebeğimi alacak. Bu kadar üstüme gelme, gerçekten gelme. Ben ilk defa bu kadar gerildim 3 günü sonra. Aslı kendi gününde bu kadar gerilmemiştim ya. Aslı Hanım için susuyorum. Yapma. Sus! Gerçekten sus lan! Duyuyorum bu zaten. Şu an kendime şey yapacağım ya. Eyvah eyvah. Güle güle. Eyvah eyvah. Malum hamileliği derken gergin anlar yaşandı. Dilerim biz bugün bu gerginliği geride bırakırız. Çağla gelinin evinde güzel bir gün geçiririz diye niyet ederek güne başlıyorum. Ve dış sesten hediyemi de alıyorum. Buyurun Aslı Hanım. Teşekkürler ediyorum. Evet, zile basalım bakalım. Sil çalışmıyor. Tık tıklarız biz de. Tık tık tık. İyi günler. İyi günler. Evime hoş geldiniz Aslı Hanım. Ay, seni duruşunu sevsinler, bak böyle yaptı. Evime hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk Çağla, bu ne yahu, şaka mısın? Aslı Hanım çok güzel değil mi? Bana yakışır bir güzel. Şahanesiniz. Gelin evi para... para mı basmış, ne yapmış? Aslı Hünel'le gelin evi parası. Vallahi kaç evet. Para taşıyorsun üstünde? Ben bile sayamıyorum Aslı Hanım, o ne kadar çok. Ya? Evet. Ne kadar yaratıcısın hayatım. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Bununla nasıl bir mesaj veriyorsun Çağla? Yani nasıl mesaj veriyorum? En güzel ev benim evim. Diyorsun. Evet. 50 bin TL'yi ben aldım hatta diyorsun. Aldım, çoktan hak ettim. Taktım bile. Taktım üstüme, evet. Donattım kendimi diyorsun. Evet Aslı Hanım. Vay be. Bak, kendinden emin gelinleri seviyorum yahu. Demek ki evine güveniyorsun. Çok. Çünkü bu iddialı bir durum yani, ben sana söyleyeyim. Ben de bir iddialı kadınım zaten. Evet, saçlarından belli canım benim. Çok güzel olmuş bugün, açık. Teşekkür ederim. Çok şıksın. Sağ olun. Finale bir gün kaldı. Evet. Evet, senin evini göreceğiz. İzleyicilerimiz de daha fazla merak etmesin. Evet. Kapımızı kapatalım, salona geçelim. Geçelim Aslı. Hadi o zaman, buyur. Ne tarafta? Buyur Aslı Hanım. Teşekkürler. Aslı Hünel'le Çağla Gelin salona geçerken hadi ben de size kısaca evi gezdireyim. Çağla Gelin salonunu luxury tarzında dekore etmiş. Mutfakta country tarz dolaplar göze çarpıyor. Burası da Çağla Gelin'in yatak odası. Odada rose gold ayna detayları ön planda. Gardırobun farklı bir odada konumlandırılması yatak odasının boğucu olmasını engellemiş. Çağla, bu tasarım sana mı ait hayatım? Evet Aslı Hanım. Gerçekten çok yaratıcısın. Teşekkür ederim. Peki ne işle meşgulsün, çalışıyor musun, ne yapıyorsun, ne mezunsun? Biraz bahset. Tabii Aslı Kendinden kaç yaşındasın? Ben hala paralara bakıyorum, sayıyorum kaç yaşındasın. Çok göz alacağım değil mi Aslı Hanım? Vallahi var ya, çok iddialı olmuş, ben sana söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yani paraları hani... farklı farklı böyle gelin damadın işte yakasına takanları gördük, bir çok şekilde gördük. Evet. Ama üstüne takmak, bir elbise edasında paraları giymek, bu da sana nasip oldu. Evet Aslı Hanım, bana özel. Maşallah. Bu senen böyle bolluk içinde geçsin. Biliyorsun İnşallah. Yeni senenin ilk haftasındayız. Paraları üstüne taktın, geziyorsun. İnşallah bolluk içinde geçsin bütün İnşallah senen Aslan. Güzelim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. Evet. Arnavut'um. Protez tırnak uzmanıyım. Ayrıca özel güvenlik işleriyle meşgulüm. Eşin ne işle meşgul? Eşim servis şoförü. Servis şoförü. Evet. Kaç yaşında? 30. O nereli? Gümüşhane. Gümüşhaneli. Evet. Ama Bursa'da tabii. Hem Bursa'da doğdu büyüdü. Bursa'da doğdu büyüdü. Hı-hı. Peki bu tatlı... Tatlı mı yiyordun sen ben gelmeden? Yok Aslı Hanım, onları kızlara ikram edeceğim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ben Trileçe. Arnavut olduğum için Trileçe bizim orada meşhurdur. Evet. O yüzden onlara ikram edeceğim. Aa, hadi bakalım. Ha, kapı çalıyor. Sen bekletme arkadaş, kapıyı yıktılar, kırdılar hatta. Kalk, kalk, kalk. Olmaz, kalk. Aman geldi, geldi. ...50 bin TL'yi hak eden evime hoş geldiniz.
Hoş bulduk canım ama bu nedir? Onun için mi yaptın bunu? Hayatım görmüyor musun? Gözün mü kör? Bak para. Onun için mi yaptın 50 bin TL'lik evini? Evinde görürüz. Tabii ki göreceğiz. Bir şey diyeceğim. Lütfen zilini yaptır ben. Çok vurmayı yaptıracağım istemiyorum. Yaptıracağım hayatım. Bu nasıl oluyor? 50 TL geleyim ya ben hadi. Geldi bu bana. Benimle alakası yok yani. Anladım. Yeni oldu. Şu anda zili söylemen yani ne alakaydı? Bilmiyorum. Böyle çok vurduk ya. Ben... Hayatım evi benim değil. Zili yaptırmamış. Ben ne yapayım zili? Nasıl yaptırayım? Bir saniye. Kapıda kaldık kızlar. Bir saniye. Elindeki nedir peki? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bize tatlı mı yedirecekti? O zaman şu an tam zamanı tatlı yemenin. Evet, bence ama bir şey söyleyeyim, seninkinden daha büyük bir sürprizim var benim. Hadi bakalım, biraz görelim. Biraz sonra göreceğiz. İnşallah, buyurun. Buyurun. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Çatalımı da alabilirim istersen. Tabii, buyur hayatım. Teşekkürler. Buyur hayatım, sen de. Hoş geldin. Alsın, bol severim. Afiyet olsun. Buyur çatalım da aşkım. Ben bu tatlıyı pek sevmem. Biraz az verirsen çok mutlu olurum. Tamam, kırmak istemiyorum seni. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bir şey söyleyeceğim. Peçeteni alacağım. Tatlı bana verme. Azıcık vereyim. Olmaz. Gerçekten. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Böyle azıcık. Ama ben aynı dilim yemem herkesle. Herkese aynı tabaktan trileçe yedirmesi hiç hoş değildi. O yüzden yedirmedim. Ayrıca ben zaten takıntılıyım bu konuda. Eşim ve kardeşim dışında gerçekten hiç kimseyle aynı tabaktan. Yani çatal temiz olsun veya olmasın. Karşılamasındaki o anı pek sevmedim. Parayla karışım. Çocuk değiliz. Hepimiz biliyoruz, görüyoruz yani. Bu yarışmaya katıldık. Herkes kendi evine güveniyor. Yani gereksiz, o paralar anlamsız buldum paraları.